Merhaba arkadaşlar. Adım Berkay, soyadım Yükselen. Bundan sonra inşallah beraber Arapça derslerini işleyeceğiz. Bugün işleyeceğimiz konu Arapçada sesler ve harfler. Evet, Arapçada 28 tane harfimiz bulunmakta. Bununla beraber şu an itibariyle şimdilik 4 tanesini yazdım. İsimlerini de söylemek gerekirse Elif, B, T, F. Burada bırakmamın sebebi buradaki harfler şekil olarak birbirine oldukça benzemekte. Dolayısıyla harflerin isimlerini hatırlarken şekillerinden yola çıkarak size kolaylık sağlayabilir. Devam edecek olursak Elif, B, T, S, Cim, Ha, Ha. Şuradan kesecek olursak aynı şekilde gene bu üç harf bir grup oluşturuyor dersek. Gene bunlar da şekil itibariyle bir grup oluşturuyorlar. Tanım açısından harflerin isimlerini telaffuz edebilme ve onları hatırlamak açısından gene aynı şekilde bir kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Elif, B, T, S, Cim, Ha, Ha, Del, Zel, Ra, Z. Del, Zel, Ra, Z. Sin, Şin, Sad, Bad. Buraya kadar olanki kısımda gene şöyle bir bölersem eğer, bir daha tekrar edersem, Elif, B, T, F. Bunlar bir üçlü grup olarak düşünelim. Cim, Ha, Ha. Aynı şekilde bunlar da böyle bir üçlü grup. Gene bunlar da sanki aynı ailenin üyeleri gibi tanım açısından kolaylık sağlar. Del, Zel, Ra, Z. Aynı şekilde. Bu Z'nin telaffuzdaki özelliği bizim Türkçe'de bulunmayan bir harfimiz. Peltek olarak Z dili iki dişin arasına koyuyoruz ve Z şeklinde çıkartıyoruz. Aynı şekilde burada zikrettiğim harfler Ha ve Ha da bunları Arapçada biz boğaz harflerinden sayıyoruz ve Ha, Ha hırıltılı olarak söylüyoruz ve boğazdan sesleri çıkarmaya çalışıyoruz. Ra, Z, Sin, Şin, Sad, Bad. Bad'ın aynı şekilde telaffuzu gene bizim Türkçe'de telaffuz ettiğimiz harfler içerisinde bulunmamakla beraber dilimizi üst dişlerimizin şöyle arkasına getirerek öne doğru ittiriyoruz. Boad, boad şeklinde. Devam edecek olursak ta ve va, ta ve va. Bunlar da aynı şekilde mahreçleri itibariyle Ta dediğim zaman şu T'den bir farkı var. T ince bir harf. Ta ise T ile telaffuz etmeme rağmen daha kalın söylüyorum. Burada da telaffuz sırasında dikkat edeceğimiz şey telaffuz ederken dilimizi üst damağımıza koyarak telaffuz etmek. Ta şeklinde. Va harfine gelecek olursak Va'da ise şu Z demiştim. İnce bir şekilde telaffuz ettim. Dilimi dişlerimin arasına getirerek Z diye telaffuz ediyordum. Va'ya geldiğim zaman ise bu sefer dilimi öndeki iki dişimin arkasına koyarak Va şeklinde telaffuz ediyorum. Devam edecek olursak Ayn ve Gayn. Gene buralarda yaptığımız gibi mesela B, T, S şekil itibariyle birbirine benziyorlar. Cim, ha, ha aynı şekilde gene şekil itibariyle birbirine benziyorlar. Bir aile bir grup olarak alabiliriz. Bunlar da del, zel, ra, ze gene aynı şekilde belki ikili olarak zikredebiliriz. Burada devam edersek gene şunlar bir aile oluşturuyorlar. Burada söylememiz gereken şey sin bizim Türkçe'de telaffuz ettiğimiz S harfine tekabül ediyor diyebiliriz. Yani daha ince. Şin, Ş harfine tekabül ediyor. Ancak Sad'a girecek olursak Sad, telaffuz itibariyle Arapçada kalın bir harf. Yani Sa şeklinde çıkarıyoruz. Sin'i telaffuz ederken Se, Si, Su şeklinde daha ince bir şekilde
telaffuz ediyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var. Türkçe'de bildiğiniz üzere ince ve kalın harfler bulunmakta. U ve Ü gibi. Ancak Arapça'da da aynı şekilde kalın ve ince harfler bulunmakla beraber Türkçe'deki kalın ve inceden daha farklı bir mantığa sahip. Mesela Ü harfini biz ince, U'yu kalın olarak kabul ediyoruz. Ancak Arapça'da Ü diye bir ses olmadığı için biz mesela bunu U'lu bir şekilde okumak isteseydik, şu deseydik veya sini okumak istesek, su deseydik, sü diye bir şey Arap hiçbir zaman telaffuz edemez. Çünkü bunun dilinde karşılığı yok. Dolayısıyla kalınlık ve inceliği biz Arap dilinin mantığı ile düşünmemiz icap ediyor. Yani Türkçedeki gibi buna sü dersek bu yanlış bir telaffuz olacaktır. Buna dikkat etmek gerekir. Onun için U ile telaffuz ederken ki biraz sonra inşallah göreceğiz. Su dediğim zaman biz kalınlığı bu U'nun tonlarına göre vereceğiz. Yani mesela sadı telaffuz etmek istediğim zaman diyeceğim ki su. Sini telaffuz etmek istediğim zaman su. Yani ağız hareketlerini sağlayarak U'nun tonlarında arttırma veya azaltma yaparak incelik ve kalınlığı Arapça'da bu şekilde ifade edebiliriz. Sad, vat söylemiştik zaten. Aynı şekilde gruplandırma yapıyorduk. Bununla beraber ta ve za da aynı şekilde bir grup oluşturabilirler. Şekil itibariyle oldukça birbirine benziyorlar. Ayn ve gayn da bu şekilde. Gene ayn harfi de gene Türkçe'de bizim telaffuz etmediğimiz yani alfabemizde bulunmayan harflerden. A şeklinde yani boğazdan aynon şeklinde telaffuz ettiğimiz bir harf. Gene boğaz harfleri arasında zikrediliyor Arapça'da. Gayn harfi de aynı şekilde boğaz harfleri arasında zikrediliyor. Tam olarak karşılamasa da Türkçedeki yumuşak G'den tam olarak karşılamıyor ama aşağı yukarı telaffuz konusunda bir kolaylık sağlayabilir. Yumuşak G'den hareket edebiliriz. Devam edecek olursak F Kaf ve Kef. F aynı bizim Türkçedeki telaffuz ettiğimiz F. Bunda bir değişiklik yok. Kaf ve kefe gelecek olursak kef bizim Türkçe'de telaffuz ettiğimiz k harfini karşılıyor. Fakat kaf harfi tam olarak bizim Türkçe'deki kullandığımız k sesini karşılamıyor. Daha kalın söylenmesi gerekiyor. Kef, kaf, k ve ga şeklinde. Lam, mim, Nun. F, Kaf, Kef, Lam, Mim, Nun. Vav. Vav harfi de aynı şekilde biz Türkçe'de V harfi bulunmakta. Türkçemizde V harfi bulunmakta. Ancak biz bu V harfini yer yer yani normal tekil olarak kullandığımız zaman yani V edatında mesela V bağlacında kullanırsak ince bir şekilde telaffuz ediyoruz. Ancak Arapçadaki vav harfinin telaffuzu daha çok vavun. Vavun. Yani başta ağzım biraz kapalı fakat telaffuz etmeye başladığım zaman bitirmeye yakın ağzımı genişletiyorum ve bu sesi bu şekilde telaffuz etmeye çalışıyorum. Vav ve bir de he. Lam, mim, nun, vav, he. Son olarak bir de y harfimiz var. Şu ana kadar gördüğümüz Arapçada sesler ve harfler diye başlık atmıştık. Yani daha da Türkçeleştirirsek alfabe diyebiliriz. Aynı bizdeki ABCD gibi. Tekrar baştan almak gerekirse elif dedik, b dedik, t, s, cim, ha, Kha, Del, Zel, Ra, Z. Z Türkçedeki aynı telaffuzdaki gibi. Yani şunlara dikkat edersek bir tane Z harfi zikrettik. İkincisi Z idi. Üçüncüsü de şurada zikretmiş olduğumuz Va harfiydi. Bunların baktığımız zaman ortak noktaları Z üzerinden telaffuz edilebilmeli. Z şeklinde ancak Z'nin farklı formatlarıyla. Z'ye baktığımız zaman mesela Z diyorum peltek bir şekilde. Yani dilimi
iki dişimin arasından, üst alt dişlerimin arasından çıkararak telaffuz edebiliyorum ve Z sesini çıkarıyorum. Z ise keskin bir şekilde bizim Türkçe'de kullandığımız Z sesi ile aynı. Yani Z keskin bir şekilde telaffuz edebiliyoruz. Va ise gene kalın bir harf olmakla beraber bunu telaffuz ederken dilimizi öndeki üst iki dişimizin arkasına koyarak, yani